Herkese merhaba. Çok heyecanlıyım çünkü çok farklı bir video çekeceğiz bugün. Ne kadar farklı? Aşırı farklı yani. Daha önce hiç görmediğiniz bir video. Uzatmadan hemen videoya başlıyorum. Da-da-da-dam. Nasıl çantam? Bugün çekeceğimiz video şu. Çantamda ne var videosu. Evet, kesinlikle daha önce hiç görmediğiniz ve hiç izlemediğiniz bir video. Sizi 2014 senesindeki YouTube'a geri döndürdüm şu an. Evet, çantamda ne var videosu çekiyorum. Şöyle ki ben birkaç günlüğüne şehir dışına çıkacağım. Bu çantamla çıkacağım, evet. Ve neleri koydum size onu göstermek istiyorum bugün. Çantamı buraya koyuyorum ve şu an kadrajda çok gözükmüyor ama böyle duruyor işte burada. Açıyorum çantamı hazırsanız. İlk önce bir tane güneş kremi var. Çünkü lazım. Güneş kremsiz dışarı çıkmayın arkadaşlar. Daha sonra anahtarım var. Evet, anahtarım. Çok tatlı değil mi? Onu da bir köşeye koyalım. Sonra şu taşı götürmek istedim. Bilmiyorum, belki lazım olur. Belki yüzümü yıkarken takarım falan diye. Sonra bu kulaklığım Bluetooth olduğu için hani müzik falan dinlerim. Böyle. Bunu Trendyol'dan almıştım. Herkes soruyor. Böyle ışıkları falan yanıyor. Daha sonra makyaj temizleme suyum çıkıyor. Makyajımı temizleyeyim diye. Makyaj temizleme suyumu aldıysam makyajımı da almam gerekiyor. O yüzden böyle makyaj çantamla birlikte makyajımı da koydum. Aldıklarımı direkt köşeye atıyorum. Çünkü daha içinde küçücük çanta olmasına rağmen bir sürü şey var. Ve hepsini göstermek istiyorum size. Yüz kremim, nemlendirici. Bunu makyajdan ve güneş kreminden önce kullanıyorum. Sonra lazım olur. Hani müzik falan dinlerim. Buradan ses açılıp kapanıyor. Çok tatlı bence. Sonra cüzdan. Böyle Totoro'lu. Totoro'yu çok seviyorum. Lazım olur diye küçük bir çanta da aldım yanıma. Böyle. Bunun takımı zaten. Çok tatlı. Hello Kitty'li anahtarlık. Bu aynı zamanda yoyo gibi bir şey. Tam stres atmalık. Bunu da yana koyayım. Devam ediyorum. Ben sıkılırım diye yanıma iki tane de kitap aldım. Birincisi bu. Evet, Hitler'le ilgili bir kitap. Sonra dedim ki ben bunu okurum, birkaç günde bitiririm. Hitler'i okuyup anlayacaksam Atatürk'ü de okumam lazım. Hani özellikle zaten Atatürk'ü okumam gerekiyor. Onu ayıp ederim diye bir de notu aldım. Nasıl? Yani ikisi. Bu ikisini aldım. Birazcık saçma ama anısı var diye bu kukluyu da götürmek istedim. Merhabalar. Başka. Saçımı kuruturum diye saç kurutma makinesi de aldım. Yani lazım oluyor. Bir de küçük boyunu tercih ettim. Çantaya tam sığsın diye. Bir de oyuncak alayım dedim. Civcivimi aldım. Bıçaklı civciv. Hem beni kötülüklerden korur. Bunu almışken yanına bir de arkadaş alayım dedim. Ona da. Sonra da bunu aldım. Kardeş kardeş dursunlar. Hem bunların üstüne yatarım falan. Yatarım demişken bir de üşürüm falan filan diye bir yastık daha aldım yanıma. Öyle içinden battaniye de çıkıyor. Burayı açıp battaniye falan çıkartabiliyorsunuz. Bence çok kullanışlı. Yolda falan üşütmemem için gayet ideal. Ben süslü bir insanım. Dedim ki ayna da alayım. Ayna da aldım. Ben Hello Kitty'yi çok seviyorum. O yüzden bir de bunu almak istedim yanıma. Bu aynı zamanda bana bir hediye. Tok nokta ticaret isimli Instagram hesabından siz de yaptırabilirsiniz istediğiniz şekilde. El emeği bir çizim. Çok güzel. Çok beğeniyorum. Bunu arkama koyayım. Mükemmel. Ve devam edelim. Hala ağır. Hala bir şeyler daha var. Çok yoruldum. Mükemmel bir kahve buldum. Kahve demişken. Evet. Orada kahve yaparım diye böyle bir French press aldım. Bir bardaklık. 200 ml falan bu. Sonra belki o yetmez ve arkadaşlarımla falan da içerim diye bir de bunu aldım. Ne olur ne olmaz diye. Bu da 800 ml falan. Zaten ikisini toplayınca 1 litre falan yapıyor. Hani çok mantıklı değil mi? O yüzden ikisini birlikte aldım. Evet. Sonra dedim ki çöpüm falan da olacak illaki. Onları ne yapacağım? O yüzden evet. Yanıma bir de çöp kutusu aldım. Bakın, çöp kutusuna bile dublaj yapabilirim. Lütfen bu videoyu beğenip yorum yapın. Abone olun. Katıla basın falan filan. Teşekkürler. Yalnız çantam bayağı bir ağır oldu. Nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Neyse. Çamaşırım falan da olacak. Sadece ıvır zıvır götürmüyorum. Tabii ki de kıyafet de götüreceğim. O yüzden... Evet. Neden bilmiyorum ama jet kıyafeti almak istedim yanıma. Hani belki ani bir cosplay peylerim tutar ve cosplay yapmak isterim diye. Jet kostümümü aldım. Diğer cosplay kıyafetlerimi almaktansa hani dedim bunu alayım. Hem pantolonu falan var. Rahat ederim. Sonra dedim ki ben illaki kıyafetlerimi yıkarım ederim. Yıkadıktan sonra nereye koyacağım? Hani elimde mi götüreceğim asmaya falan? Ya da toplarken elimde mi koyacağım? Ne yapacağım? Sonra dedim ki ya uğraşma bunlarla, bir de şunu al. Evet. Bir de çamaşır sepeti aldım. Yani bunlara rahat rahat her şeyimi koyabilirim. Asarken de toplarken de falan filan bunlara koyabilirim. Hem bence bayağı bir temiz olur. Ben temiz bir insanım çünkü. Neyse cosplay falan dedik, kıyafet dedik. Ben illaki fotoğraf da çekineceğim. O yüzden kendime bir de tripod aldım. Bu kadar boya kadar küçülebiliyor ama daha büyük. Yani 1.50 falan. O yüzden çantaya rahatlıkla sığıyor. Uzaktan kumandası da var, böyle pıt diye çekebiliyorum. Çok iyi bence, mükemmel. O yüzden bunu aldım. Bunu almışken dedim ışık falan da alayım da, saçmalama. Evet. Aa, gözüm. Bunu aldım. Evet. Tuz. Pena. Pena aldıysam yanına bir şey daha almam gerekiyor değil mi? Evet. Pena aldıysam gitarımı da almam gerekiyor. O yüzden elektrik gitarımı da aldım. Kılıfına koydum ki temiz kalsın diye ve telleri zarar görmesin diye. Yani gitarsız, müziksiz yapabileceğimi sanmıyorum zaten. Kampa gidiyorsam tabii ki de hem basmak için hem de spor yapmak için bir halıya ihtiyacım var. Böyle bir spor matı götürüyorum yanımda. Hem ayaklarıma taş değmez hem de spor yapmak istediğimde rahatça bununla birlikte yapabilirim. Evet, maalesef bitiyor. Son 2 şey kaldı. Öyle bir havlu peçete. Yani illaki lazım olur. Ve son olarak da bunu alacağım. Acil durum için Hello Kitty çıkartması. Çok tatlılar. Böyle gördüğüm her yere, arabalara falan yapıştırabilirim. Mükemmel. Evet, aldığım şeyler bu kadardı. Peki sizler kampa veya başka bir yere giderken çantanıza neler koyuyorsunuz? Yoksa sizler de benim gibi her şeyi fazladan düşünüp fazladan eşyalar alıyor musunuz? Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben de böyle 2014 senesinde çekilenler gibi bir çantamda ne var videosu çekmek istedim. Çantam da epey büyüktü. Her şeyi sığdırabildim. Keşke biraz daha büyük olsaydı. Hala eksiklerim var gibi hissediyorum. Mesela bir oturak falan almak istiyordum. Ama oturağı çantama sığdıramadım. Bir de vantilatör almak istiyordum. Onu da sığdıramadım. Birazcık böyle yuvarlak olduğu için biraz zor oldu. O yüzden sokamadım, sığdıramadım. Tabii ki birkaç da kıyafet alacağım. Onları daha tam şey etmedim. Birazcık daha yer var kıyafet için. Onları göstermeyeyim dedim. Normal kıyafet işte. Öyle kıyafet dışındakileri göstereyim dedim ama. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın. Katıl abonelerime ayrıca teşekkür ediyorum. Ve sizi Discord sunucuma da beklerim. Orada ara ara sohbet falan ederiz. Linki açıklamaya bırakıyorum. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Bye bye.